Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yeleğimizin yapımını anlatacağım. Bilenler için daha çok faydalı bir video olacak. Bilmeyenler için de bundan sonraki videomda küçük bir yelekte yapılışını göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar, bu yeleğimiz 38-40-42 bedene uygun bir yelek. Şöyle anlatayım. Öncelikle 26 tane motiften oluşuyor. 26 motifimizi hazırlayın. Hazırladıktan sonra arkadaşlar, her bir motifimizin, yani şu çevresine motifte şu renklerden sonra iki sıra siyah gittim. Üçüncü sırada da birleştirmesini yaptım. Yani bitimi, bir motifimizin bitimi arkadaşlar tam 11 santim, birleştirdiğimiz zaman da 13 santime denk geliyor. Bunu unutmayın. İstediğiniz motiften de tabii ki yapabilirsiniz. İlla ki aynı motif olması şart değil. Sadece ben yeleğin model olarak göstermek istedim sizlere. Şimdi 26 tane motifimizi hazırlayın. Hazırladıktan sonra şöyle açıyorum ben sizler için, şimdi nasıl yaptığımı bu şekilde göstereceğim. Bir tane öne, bir tane koltuk altımıza, 3 tane, 1, 2, 3 tane arkaya denk gelecek şekilde tekrar bir tanesi koltuk altı, bir tanesi öne denk gelecek şekilde 7 tane motifimizin ilk sırasını ekleyeceksiniz. Tabii ki ekleme videolarımızı hepiniz biliyorsunuz. Çok çektik bu videolardan. Ona bakarak yardımcı olur sizler için o videolarımız. 3 sıra 7 taneden oluşan motifimizi 3 sıra ekleyeceksiniz. Ekledikten sonra arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bir tane öne gelecek şekilde bir tane buraya ekleyeceğiz. Bir tane boşluk bırakacağız koltuk altına. 3 tane de arkaya ekleyeceğiz. Bunları nasıl mı ekleyeceğiz? Bilmeyenler için arkadaşlar, biz komple ekleyerek gidiyoruz ama tabii ki kırdığımız yerler oluyor. Mesela arkayı kırdım ve şuradan 3 motifi sonradan ekledim. Şurada boşluk olduğu için. Bir tane de diğer öne ekleyeceğiz. Tam 26 motifimiz bu şekilde olacak. Buraya kadar öğrenenler zaten bilirler. Buraya kadar anlaşılmıştır. Daha sonra arkadaşlar, bu şekilde motiflerimizi ekledikten sonra şu ön kısmını şöyle göstereceğim. Bu ön kısımdan başlayarak 1, alt çevre 2, daha sonra burasını 3-4 sıra git gel yaparak, bildiğiniz gibi şu şekilde büyüttüm. Yani ön kısmını, alt kısmını, diğer ön kısmını, şu kısmı git gel yaparak siyah ipimle, yani zemin hangisi ise, bu modelimizi ördüm. Önleri biraz genişletmiş oldum ve alt kısmını da uzatmış oldum arkadaşlar. Çünkü bir motifimiz tabii ki model değişmiyor. İki motif yapsam çok çirkin oluyor. Bu önden istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Daha sonra arkadaşlar, buraya kadar tamamız değil mi? Ön tarafı, alt tarafı, diğer ön tarafı uzattık. Sonra bu ön kısımdan tam bir motife denk gelecek şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim sizler için. Şu şekilde tam bir motife denk gelecek şekilde git gel yaparak bir uzun ördüm, omuz olacak burası da. Yani omuzumuza denk gelecek. Şöyle göstereyim sizlere. Bunu katlıyorum. Bakın. Bunu katladım. Pardon arkadaşlar, şimdi telefonu elime alacağım. Daha detaylı göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bakın. Yakadan
1, 2, 3. Şöyle 3 tane bıraktım ve bir motife denk gelecek şekilde uzunlamasına ördüm. Burası şu şekilde olup, yani burası yaka, burası da omuz olacak şekilde bunu kendi omuzunuza da ölçebilirsiniz. Arkadaki motifin, yani şu motife şuraya şu şekilde ekleyeceğim örerken. Kaç sıramı ördüm? Ben şimdi sizlere onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra ördüm. Siz bunu 13, 15'te yapabilirsiniz. Şu şekilde koltuk yerimiz burası. Yakamız 1, 2, 3 tane bıraktım. Ve orayı ördüm. Sonra diğer tarafa gelelim arkadaşlar. Bakın diğer tarafı henüz örmediğim şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Burayı da buradan diğer taraf gibi 1, 2, 3 tane bırakıp şuradan buraya 13 sıra tekrar örüp arkaya birleştireceğim. Burayı ördüm ki sizler daha iyi anlayasınız diye. Yeleğimiz bu şekilde olacak. Sonra bunu da arkaya ekledikten sonra zaten yeleğimiz bitmiş olacak. Ama bunun yanı sıra en son sıraya, çevresine, arkaya tekrar böyle ön tarafa gelip yaka kısmından aşağı etek ucundan trabzan yapabilirsiniz. Biraz daha uzatabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Kol kenarlarına tekrar sık iğneyle trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi 26 motiften oluşan güzel bir yeleğimiz. Umarım güzel bir video olmuştur. Bunu da böyle anlatarak, örerek biraz zor oluyor. Anlatarak göstermek istedim sizlere. Buraya bağcık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi boyunu ben 3 sıra dedim ama siz bunu 4 sıra, 5 sıra istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeleğimiz bu şekilde. Şöyle bir göstereyim tekrar. Bakın şu köşelere. Şöyle gösteriyorum. Omuzumuza bakın, şu omuzumuza şöyle dikeceğiz. Burası yakamız. Tekrar üstüne gittiğiniz zaman şurası temiz bir iş olacak. Evet, bu şekilde yeleğimizi tamamlayabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda onu da hazırlayacağım sizler için. Bu yeleğin küçük olarak sizlere göstereceğim. Küçük kız çocukları için siz onu büyütebilirsiniz de tabii ki. Aynı yeleğimizi küçük de çalışacağız, bilmeyenler için de. Bu bilenler için kısa bir göstermelik videoydu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.